Usta, ne der ustad biliyor musun? Der ki, ben bir bülbülüdüm dostum bağında, açmaya bekledim gül üzdü beni. Ermedim murada. Ermedim murada taze çağımda, okşadı yabancı el üzdü beni der. Kimdir? Mevlüt İhsani ustadımızdır. Allah rahmet eylesin. Amin. Tekrarlıyorum, meslektaşlarım da bana darılmasınlar. Bu bugün 3 kişinin, 4 kişinin, 5 kişinin ismi geçti burada aşıklarımızdan veya birkaç kişinin. Lütfen söyleyin, söyleyin. Söyleyin ki birileri de sizi söylesin. Ben inanıyorum, tekrarladım da Arif'e de teşekkür ediyorum. Çobanoğlu'nun o mekanını. Efendim, eğer oraya Çobanoğlu Aşıklar Kahvesi diye yazarlar, devam ederlerse hakikaten mutlu oluruz. Gelirim. Belki o gençlik yıllarımda böyle 20'li yaşlarımızda, 16'lı yaşlarımızda askerden geldikten sonra o Kars meydanını çok özlemişim. Belki bir gün yolumuz düşerse İnşallah orada hocam, da bir bekleriz. Saz omuzumda gezer söylerim. Eski günleri hatırlarım. İnşallah sene başarılar diliyorum. Sağ olun hocam. O zaman Mevlüt Usta'dan, sen de beni kadar Mevlüt Usta'yı tanıyorsun. Senin efendim, de yakın dostundu. Kusura bakma sen Mevlüt benim Usta'da... aşağı yukarı 40 yıllık, 50 yıllık arkadaş. Evet. 64'te tanıdım. Evet. Ama Mevlüt İhsani'yi ben 57'lerde tanıdım. Doğrudur, benden önce tanıdım. Reyhani'yi de, Mevlüt İhsani'yi de, ikisini de Allah rahmet etsin. Evet. O zaman sen çırak değildin yanında. Evet. Erzurum'da Gomboslu'nun kahvesinde en ilk tanıdığım o zaman. Anan öyle Gomboslu, her gelene teze çay. Öyle bir espri de vardı. Vardır, evet. Çünkü hep çift çay verirdi. Doğru, sabahleyin camiden çıkan camiye giderdi. Evet. Ama çay yapardılar adam. Fakat çalıştıranlardan müten Allah rahmet etsin, ikisi de galiba öldü. Sırri'yle Fikri abiler. Öldüler ikisi de. İkisi de öldü. Çire gibi günde 1500 çay satardılar. Maşallah. Evet. Bir türküsünü dinliyoruz Mevlüt Usta'nın. Nusret bakalım ne diyor. Hangi tür? Hangisini söylersem. Ah hele 68 yılı kış aylarında Turna Sedasını duydum yeter. Ula ben kavruldum feryadım da zarında, yıllarca bağımı dövdüm yeter, 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 yeter. Yine çiçeklendi o selvi boyun, hürüm melek mi kılman mı soyun, yalan mı? Ula ben bir çoban oldum, sen de bir koyun, yıllarca her yanda yaydım yeter, 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 yeter. Hasretin sinemeyi düşürdü sancıyı, ben miyim muhanneyi, sen mi yalancı? Sevdan fakir etti, oldum dilenci, kapına boynumu eğdiğim yeter, 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 yeter. Hele sevdan fakir etti, oldum dilenci, kapına boynumu eğdim yeter, ah yeter, yeter, yeter. Mevlüt İhsani'yim kusura kalmayı, ben bir garip yolcu sen bir ağ elmayım. Uzattım elimi, bağırdın almayı, almadan yemeden doydum yeter, 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 yeter. Hele uzattım elimi, seslendin almayı, elmadan yemeden doydum yeter, 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 yeter. Üstad çok sağ olasın. Sen de sağ olasın. Allah razı olsun. Demin bir şey dedin, onun ben cevabını vereyim. Az o yanına sür onu, evet. Kusura bakmasınlar, ben, sen de şahitsin. Ben Mevlüt İhsani'ye hiç çıraklık etmedim. Ama bana her sorsaydılar ki kimin çırağısın, kimden esinlendin, diyordum Mevlüt İhsani'dir. Şimdi usta, çıraklık çok ayrı bir olay. Ha. Çıraklık, bir dakika ha. Şimdi bakın. Şimdi ben bunu niye diyorum? Çok ha. Özür dilerim yani. Yine lafını unutma, sen derdini unut. Şimdi ondan ders alan, yanında gezen ismini vermediği zaman ben ona küsüyorum, ona kızıyoruz hepimizi. Çok önemli değil ki, herkes südüne düşeni yapar. Ya ama olmuyor işte kardeşim, adam yediği ekmeği o zaman o inkar ediyorsun. O çok önemli değil, o çok önemli. Herkes südüne düşeni yapar, boş ver. Ben her yerde diyordum, ben Mevlüt İhsani'ye çırak olsam gurur duyarım. Olsam olmadan da gurur duyardım. Şimdi Cengiz Usta bakın, belki de ters bir laf, biraz evvel rahmetli Çobanoğlu'ndan bahsettik. Ben dedim ki, ben Kars'a 62'de gittim. Evet. 61'in son aylarıydı. Mevlüt Usta'yla gittim. Aşıklık vardı Kars'ta. Çok tabii, iyi aşıklar canım, vardı. Allah için vardı. İçin. Fakat Çobanoğlu bir ekol oldu. O kahve bir mektep oldu, üniversite oldu. Evet. O mektep, o gazino olmasaydı o kadar aşık yetişmezdi. Hiç şakası şukası yok. Ben bunu diyorum. Erzurum'da da sen buna en Reyhani canlı... ile Mevlüt İhsani olmasaydı. Hayır, onu demiyorum. En canlı örneği de ben onu da demiyorum. Ben biraz daha işi ileri götürüyorum. Cumhuriyet döneminde bizim yörede, tabii ki İç Anadolu'da Veyseller var, işte tabii, Ali İzzetler var, çok büyük üstadlar var. Tabii, Şenlik'le Sümani bu işin doyenleri, aynen onun öyle. Arkasından da bu isimleri geçen Mevlid-i İhsaniler, Reyhaniler, buna benzer işte Müdamiler, Çobanoğullar vesaire. Bunlar olmasaydı bu iş. Ama bunların en güzel yanı da o gün geziciydik. Fakat o kahveler bize bir mekteplik görevi yaptı. Okul görevi. Ben Erzurum'a kahve açtığım 76'dır. 76, 8. ayın biridir. Aynen öyleydi. Ustad Reyhani vardı, Ruhani vardı, Sümani Baba'nın torunları rahmetli Hüseyin'le, Nusret'le Hüseyin abi vardı. Nuri Merami vardı. Firgane Ağrı'dan gelirdi. Diğer arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Hepsi bizim kahveden oldular. Ha oldular da ne etti? Biz onlara koçum şey vermedik ama bunu da söylesinler. Yani bir Reyhani'yi dinlemek 50 gün gezmekten daha enteresandı. Yani Reyhan'ın bir geceki, Mevlüt İhsani'nin bir geceki mesela bir hikaye meselesi var. Bir hikaye. Hangi bugün hele bugünkü gençler bir hikaye anlatsınlar da bilelim. Çobanoğlu 29 gün şeyde hikaye anlatıyordu Kars'ta Ramazan'da. Evet. Evet ustad şimdi